Mesut. Ben bir karar aldım. Sizinle paylaşmak için de doğru zamanı bekliyordum. Allah Allah. Dinliyorum. Evet, söyle bakalım. Ben ekipten tayinimi istedim. Engin Müdür'ün haberi var. Başvurumu da yaptım. Yakında cevabı gelir. Benim yüzümden mi? Birçok şey yüzünden. Ya ben iyi değilim Mesut. Benim biraz değişikliğe ihtiyacım var. Yani o kadar çok şey yaşadık ki ben artık dolduğumu hissediyorum. Bir şey demeyecek misin? Diyeceğim belli. Yanlış yapıyorsun. Ama bir karar vermişsin, saygı duyacağız. Madem böyle mutlu olacaksın. Öyle olmuyorum. Kıstın mı? Yo. Ben gideyim şu Hüsnü'ye bakayım. Ne yaptı? Şey, tayin dilekçemi işleme koydunuz mu? Onu soracaktım. Bana birkaç gün ver, ben vazgeçireceğim onu. Gel Selin, otur. Bu işler o kadar hızlı olmuyor. Biraz daha beklemen gerekecek. Yani bürokrasi biraz uzun sürebiliyor. Niye? Ne kadar mesela? Net bir şey söyleyemem. Ama bu kadar sabırsız olman da can sıkıcı be. Bize hiç tahammülün kalmamış vallahi senin. Müdürüm, bunun sizinle hiçbir alakası yok. Bu benimle alakalı. Yani eğer beni tayin etmezseniz ben ücretsiz izne çıkarım. Ona da izin vermezseniz meslekten bile ayrılabilirim. Lütfen beni anlamaya çalışın müdürüm. Benim bir an önce uzaklaşmam lazım. Tamam, tamam. Sakin ol. Yani seni anlamadığımı da zannetme. Ben elimden geleni yapacağım. Sağ olun. Kolay gelsin. Bugünkü koşturmadan veremedim. Sabahtan beri masamda. Yeni görev yerin. Çocuk şube. Bir sorun yok değil mi? Yok. Hayır, tam tersine müdürüm. Bunu siz mi ayarladınız? Personel eksiği olan birkaç şube arasından sana en iyi çocuk şube gelir dedim. Hem sen çocuklara iyi gelirsin, hem de çocuklar sana. Çok teşekkür ederim müdürüm. Her şey için. Başarılı olacağına eminim Selin. Umarım mutlu da olursun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne haber Selin? İyi. Engin Müdür'ün yanından geliyorum. Toplantı falan mı vardı? Sayılır. Ne bu? Yeni görev yerim. Ne? Gidiyorsun. Çocuk şubeye. Evet. Hem de hemen. Yani neyi bekleyeceğim Mesut? İnan bu bana çok iyi gelecek. Güle güle komiserim.